ABC dedik dörtgen. AD 8, C merkezli bir çember var. Yarıçap 2 birimmiş. A merkezli çeyrek çember. T noktasında diğer çembere teğet. X uzunluğunu bulacağız. Yani BD uzunluğunu bulacağız. AD 8'miş. Şöyle yapalım o zaman. İki çember dıştan teğet olduğu için merkezde birleştiren doğru parçası T'den geçer. T noktasından geçer. Onu biliyoruz. Başka şuranın yarıçap olduğunu biliyoruz. Ve kadar yani AT'nin 8, pardon, 8 artı x olduğunu yazabiliriz yarıçap. TC'nin 2 olduğunu biliyoruz. Burada da 8'miş. Yani AC toplam kaç yaptı arkadaşlar? 10 artı x oldu. O zaman ABC üçgeninde Pisagor yaptığımızda 8'in karesi artı 8 artı x'in karesi eşittir 10 artı x'in karesi. X'i 7 verirsek 8, 15, 17 üçgeni olur. Demek ki x kaç oluyor arkadaşlar? 7 oluyor. Bu şekilde iki çember var. Birbirine kesiyor KL noktasında. O1 soldaki çemberin merkezi, O2 sağdaki çemberin merkezi, sağdaki çember, O2 merkezi çember, O1'den geçiyormuş aynı zamanda. O1 O2 merkezler arası 4 birim. O2 B2 birimmiş. Bizden AK uzaklığını istiyor. AK arasındaki uzaklık çizmeye çalışalım burada. Yani istenen uzunluk şurada bir çizgi. Hazır elimizi almışken çizgi çizme işini şuradan da birleştirelim o zaman. OK ile birleştirelim. Böylece bir üçgen elde etmiş olduk. Bu üçgende neler biliyoruz? Bir kere küçük çemberin yarıçapı 4 olduğu için O2 A'da 4, O2 B2 ise burada 2 kalıyor. Başka 4 artı 2 6 oldu. O1 B yarıçaptır soldaki çemberin. Yani burası da o zaman 6 olması gerekiyor. Buraya da x diyelim o zaman. Aynı zamanda O1 yani O1K açı 90 olmaz mı arkadaşlar? Çünkü çapı gören çevre açı. Doğru. O zaman 6 burası, 8 burası. Pisagor'dan da hemen 10 diye atlamayın tabii. X kare eşittir 8'in karesinden 6'nın karesini çıkartacağız. X kare buradan ne çıkıyor? 28 çıkıyor. O da x eşittir 2 kök 7 olur. Diğer sorumuz iki çember A ve B noktalarını kesiyorlarmış gene. Sırasıyla yarıçaplar 8 6'ymış. Yani burası 8. AO2 6'ymış. 12 8. Altı birimde burası. Başka biz ED'yi bulacakmışız. Yani şurayı bulacağız. Şimdi bir kere O1 A8 ise O1 D 8 olacak. Yani şuraya ne yazabilirim? O1 E'ye 8 eksi x yazabiliriz. Aynı zamanda O2'de 6 olacağı için buraya da 6 eksi x diye yazabilirim. Bir şey daha okuyoruz. O1 A demiş. O2 merkez çembere teğet. O zaman burası 90 çıkıyor anladık. Demek ki 6, 8, 10. O1, O2, 10 yani. O1, O2 yazalım o zaman biz. Zaten O1'den D'ye kadar şurası toplam 8 yapıyor. 8'den sonra D, O2'de 6 eksi x dersek.
Bunun da 14 çıkmış, şey 10 çıkması için 14'ten x çıkarsa 10 olursa x ne çıkıyor burada arkadaşlar? 4 çıkıyor. ABC'de dikdörtgen, ABE'de teğetler dörtgeni, BC eşittir BT'ye. Evet. Dikdörtgenin çevresi 60'mış. Buna göre diyor ki çemberin yarı çapı ne olur? Şimdi bir kere şu AD çemberin çapıdır. Onu söyleyelim. Burası merkez olursun mesela. O zaman buradan birleştirirsek şuraya dik olur. Da şöyle de yapalım. Da dik olur. Yani burası 2R, burası R. Burası R olur o zaman yarıçap sonuçta. Bunlar R gibi. Burası 2R ise burası 2R olur. BT de 2R olur. Biz BT ile şunun da eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü dıştan T çizilmiş aynı noktada. Bu da 2R olur. Ya böylece işte dikdörtgenin bir kenarı 3R oluyor. Şurası 3R. Uzun kenar. Kısa kenar da 2R oluyor. Çevresi 60'mış. Çevresi bunun ne yapar? 10R olur. 10R 60'sa R'de buradan ne çıkar? 6 çıkar. Cevap bitti. 10 noktası çemberin merkezi. BD VK kareymiş. Falan filan. AF ile DC eşitmiş. OF 1'miş. Buna göre X'i bulacağız. Şurayı bulacağız. Şimdi neler biliyoruz burada? Bir kere kare olduğuna göre burası 90 derece. Merkezden dik inersek BC 2'ye böler ve BD'nin de DC eşit olduğunu buluruz. Böylece karenin bir kenarına eşit olduğunu gördük o çift çizginin. O zaman ne yapalım? Burası da eşit zaten bunlara. Buna mesela Y desek bu sefer bunlara da Y desek. Ne olur? OD ne diyebiliriz? OD'de YA tipi. Bakın Y eksi 1 olur. OD. Hep birle toplayınca Y olacak burası. Bunlar Y gene. Başka ne biliyoruz? Başka ne biliyoruz? OB'nin yarı çapı olduğunu biliyoruz mesela. OB'nin yarı çap olduğunu biliyoruz. Yarı çap kaç peki çemberde? Şuradan görebilirsiniz. Yani AO toplam kaç oldu arkadaşlar? Y artı 1. Demek ki buraya da Y artı 1 diyebiliriz. Böylece bu üçgenden, şu mavi üçgenden, şu mavi üçgenden ne yaparız? Pisagor'la Y'yi bulma şansımız var. O zaman şurada Pisagor yapalım. Şu üçgende. Ne diyeceğiz? Y'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir y artı 1'in karesi. Y 4 verdiğinizde çıkart nasıl çıkar? Çünkü şunu gördüm. 3, 4, 5 çıkıyor. Nasıl? Evet. Y 4'tür arkadaşlar. X'i bulmak için peki ne yapabiliriz? Kuvvet alabiliriz mesela en kolayından. Kuvvet. Şu D noktasına göre ne diyeceğiz? X çarpı yani ED çarpı diyordum. ED çarpı yani x çarpı şöyle yazalım. X çarpı DA ne oldu? Burası Y. Burası Y zaten. 2Y. Evet. X çarpı 2Y. X çarpı 2Y eşittir. Y çarpı Y. BD çarpı BC. Buradan yerleri bir tanesine götürürsem demek ki x ne çıkıyor burada? Y bölü 2 çıkıyor. Y kaç zaten? 4'tü.
Oradan da x'i 2 buluruz. Önce y'yi buldum. Sonra da d noktasına göre kuvvet aldım. Y çarpı y, x çarpı 2 olur. O merkezli çemberde OA 11. Yani yarıçap 11. AK 9, AB de 13'müş. Yani KB'ye kaç kalıyor arkadaşlar? 4 kalıyor. Bize diyor ki K noktasından geçen en kısa kiriş ile en uzun kiriş. Bir kere K noktasından geçen en uzun kiriş neydi arkadaşlar? Çap. Yani OK'yı birleştirirsiniz. En uzun kirişi bulursunuz K'dan geçen. Çaptır ve de en uzun kiriştir. Yani uzunluğu kaç oluyor zamanında? Yarıçap 11 ise 22 oluyor. Demek ki yazalım şuraya. En uzun kiriş 22. En kısa kiriş de işte bu çizdiğimiz en uzun kirişe dik olan, K noktasından dik olan doğru parça, yani kiriş değil, doğru parçası ya da kiriş de şu. Bu da bizim en kısa kirişimiz oluyor. Tabi dik olmak kaydıyla. Biraz yamuk oldu. Yani şurasının 90 olması gerekiyor. 90 zaten buraya x diye ayırabiliriz. Eşit olur. Ve de K noktasına göre kuvvet alırsak tabi AB kirişini kullanarak kırmızı kirişi kuvvet alırsak x çarpı x kırmızı çizgi üzerinde gittim. Bir de mavi 4 çarpı 9 olabilir. Kuvvet. Oradan da x kare 36'dan x 6 olur. 2x de 12 olur. Çünkü kirişin boyu 2x. Demek ki en kısa da neymiş? 12'ymiş. Ve 12 ile 22 toplarsanız 34 C şıkkı olur arkadaşlar. ABCD dikdörtgeninin şekil dörtgenin köşeleri şekildeki bir çemberin üzerindedir. Evet. Yani kirişler dörtgen oluyor aynı zamanda. DC uzun kenarımız 13. AD 6 kısa kenar. AF 5. Biz x'i bulmaya çalışacağız. Bir kere DC 13 ise AB de 13. Yani FB'ye kaç kalıyor arkadaşlar? 8 kalıyor böyle. Bir yazalım. Evet. Eğer şu FC uzunluğunu da bulursak ne yapabiliriz? Kuvvet alacağız F noktasına göre. Kuvvet alarak bulabiliriz. Peki atladığımız bir şey var bakalım. 13, 6. Şurası 6 zaten. O zaman dik üçgenden buraya açısı da 10 olur. O zaman F'ye göre kuvvet alıyorum. Yani x çarpı 10 eşittir 5 çarpı 8. 40 oluyor. 10x 40. X buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 4 çıkıyor. O noktası 6 kök 2 birim yarıçaplı çemberin merkezi. Yarıçap 6 kök 2. A, o A, B, C kare. A, E, X artı 3 ise D, A, A, D, X kaç olur demiş. Önce şuradan başlayayım isterseniz. Bir kere O, B dediğimiz çizgi nedir? Çember açısından bakarsak yarıçap karenin de köşegeni. Burası kaç birimdi? 6 kök 2. İşte buradan ne diyebiliriz bir kere? Karenin kenarlarının 6 olacağını söyleyebiliriz. 6 bunlar her birisi 6 çarpı. Başka. DE kirişine O'dan bir dikme inersem 2'ye böler. O'dan aşağıya dikindim. Şuraya. Burası 90 olsun. Ne oldu? AD'yi, DA'yı, DE'yi 3, 2'ye böldük. Toplam uzunluk x artı 3'tü. Yarısı ne olur? X artı 3 bölü 2 şurası.
noktaya da haş diyelim mesela. Haş E de aynısı olur. Ama burası da 3 olduğuna göre x artı 3 bölü 2'den 3 çıkarırsanız x artı 3 bölü 2 eksi 6 x eksi 3 bölü 2 çıkıyor hesaplasanız sonuçta. Haş A'da ne çıkıyor? X eksi 3 bölü 2 çıkıyor. Şimdi biz neyi bulacaktık? X'te bulacaktık. Şimdi burasının 6 olduğunu söyledik. Başka neyimiz var bakalım. A. Eksi artı 3 bölü 2 buldum. Burada bir üçgen var. Yüksekliği bulamıyorum. Biliyorum. Şuradan şöyle biliyorum ama. O zaman şöyle yapalım. DO'yu birleştirelim. DO'yu birleştirelim. Sanırım buradan çıkacak. İşte o yeşil zaten yarı çaptı. O da kaç oluyor? 6 bölü 2 oluyor. Burayı zaten x artı 3 bölü 2 yazmıştık şuraya. O zaman burası da 6. O zaman şu iki nokta ile işaretlediğim dik üçgenlerden yükseklik de aynı olduğu için ne diyebiliriz? İki tane Pisagor yapsam buradan. Haşa bağlayarak. Evet, olur bence. Yani D O haşla O haş A'da Pisagor yaparsak haş kare çekerek tabi. Ne olur? Haş kare eşittir. Hipotenüsün karesi 6 kök 2'nin karesi 72 yapıyor. Eksi D haş karesi. X artı 3 bölü 2'nin karesi. Sonra O haş A üçgeninde Pisagor. Haş kareyi çekeyim yine. Hipotenüsün karesi 36. Eksi. Eksi 3 bölü 2. İşte sol taraflar aynı olduğuna göre bu sağ taraflar da ne olmak zorunda? Birbirine aynı olmak zorunda. İşte o sağdakileri birbirine eşitlersem 72 eksi açalım onu da bir yanından x kare 6x 9 bölü 4 eşittir 36 eksi aç parantez x kare eksi 6x artı 9 bölü 4. 36 72'nin yanına atarsam çıkar mı olur? 36 eşittir. Sağ tarafa atarsam şu x kare ifadeyi artı geçer. X kare artı 6x artı 9 ortak payda yazıyorum artık. Eksi x kare artı 6x eksi 5 bölü 4. Buradan x kareler gidiyor arkadaşlar. 4'ü de karşıya geçirirsem 144 yapar. Çarptı geçirdim. Sağda ne kaldı? 6 6 12x. 12x eksi 5 kaldı. Pardon. Burada 9 vardı. 9 da gitmedi. İkiz kare yapmıştı. Şu 9 duruyor. 9'dan da 5 çıktı. 4 var burada. Artı 4. X kareler gitti. Evet. 12x yaptı. 9, 5 değil ama kendi yazım okuyayım. Bu da 9'muş pardon arkadaşlar. 9'lar gitti. 9'lar gitti. O zaman sadece 12x kaldı. X o zaman buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 12 çıkıyor. X 12 çıkıyor. Yani değişik. ABC'de karesinin içine A ve D merkezli çeyrek çemberler çizilmiş. AC ve BD köşegen. Evet. Çevre. İstersen onları biraz renkli çizeyim ben.
kırmızı bitsin mesela. Köşe gel. Bekleyin, bu da köşe gel. Çemberler nerede? Onu da maviyle çizmeye çalışayım. İşte şu çember yayı. Bir de yeşile çizeyim. Öteki de şu. Yeşilin merkezi A. Mavinin merkezi de D. Tabii ki de bunlar ne oluyor? Özdeş olmuştu. Yarı çapta eşit. Sonuçta karenin kendi de aynı. Bizden EF'yi soruyor. Şimdi karenin köşegenleri bir kere dik kesiyor. Onu biliyoruz. Ya yani burası 90 olsun. Çevresi 8 ise karenin bir kenarı ne oldu? 2 oldu. Bir kenarımız 2. Köşegen ne olur? 2 kök 2. 2'ye böldünüz. Çünkü eşit bölüyor. Kök 2 burası o zaman. Buradan yukarısı da kök 2. Artık onu yazmadım. Başka ne biliyoruz aslında? AE aslında, yani şu çizgi aslında ne oluyor? Yarı çap. A merkezinde. Yarı çapımız kaçtı bizim? 2. O zaman şuraya ne yazabilirim? 2 eksi kök 2 yazabilir. Şu kısmı. Yani orada bir üçgen var şu çizimden size karıştı kafası biraz. Yani burası 2 eksi kök 2 olur. Burası x zaten EF yani. Eksi. Benzer mantıkla zaten burası da aynı olur. Yani burası da 2 eksi kök 2 olacaktır. Köşegenlerin dik olduğunu söylemiştim. Yani böyle bir dik üçgen çıkıyor. O zaman ikizkenar dik üçgenden eşit dediğiniz şey 2 eksi kök 2'nin kök 2 ile çarpımı oluyor. Yani 2 kök 2 eksi 2 oluyor.